Herkese merhabalar. Bu videoda bana ilk öğrendiğimde aşırı ilginç gelen bir ayrıntıdan bahsedeceğim ki zaten başlıktan da görüyorsunuz. Neden 9'dan sonra 0 geliyor ve aslında bu videoda neden 1'den önce 0 gelmiyor ve hatta 2'den önce neden 1 geliyor? Sonucu mantıksız gelebilir ama video ilerledikçe anlayacaksınız. Bunlara cevap vereceğim. Neyden bahsediyorum? Klavyelerden bahsediyorum. Düşünün şu anda önünüzdeki klavye düşünün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 var. Neden o E harfinin ne bileyim işte o çift tırnağın olduğu yerde 0 yok? ya yani bu video birazcık böyle USB'yi tek seferde nasıl takabilirsiniz? Ne bileyim işte dolu CD'yi nasıl bilgisayar takmadan tek bakışta anlarsınız gibi böyle bir genel teknoloji kültürü verdiğim bir video olacak. Şimdi öncelikle hikaye taktil olarak kadar dayanıyor. Yani bilgisayarı falan boş verin. Olay daktiloda bitiyor. Daktilo zamanında şu anda ekranı çoktan bastım görseli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. E 1 ile 0 yok. Farkındaysanız. 1 nasıl yapılıyor? Büyük I harfiyle Veyahut işte shift harfi yoksa. Çünkü shift kullanılmayan daktilolar da var. Hepsi küçük harf olanlar. Onda da L ile yapılıyor. Sıfır nasıl yapılıyor derseniz de o da büyük O ile yapılıyor. Ve yine eğer shift yoksa küçük O ile yapılıyor. Böylelikle de maliyetten kısılmış oluyor. Ve şaşırtıcıdır. Aslında önce sıfır ekleniyor klavyelere, daktilolara. Önce sıfır eklemeye karar veriyorlar. Ve önce bunu vereceğim ama doğrusu, daha doğrusu doğru olma ihtimal en düşük olan ihtimal bu. Büyük O ile yakın olsun diye 9'un yanına konulduğunu da bir kişiden böyle bir forumda bir yerde gördüm böyle. Çünkü biraz fazla araştırma yaptım. Böyle 20 tane sekme falan çıktı böyle. Bir, bir saatten fazla okudum hep. Bana çok mantıklı gelmedi. Ha bir ihtimal ama çok mantıklı gelmedi. Zaten sadece o forumdaki o arkadaşın bir cümlesiydi. Başka hiçbir yerde görmedim bunu. Ama yine de bilin diye söylüyorum. Asıl hikayene dedim ya ilk sıfır eklenmişti. O zaman daha bir yok diye. Şimdi şunu düşünün. 0, 2, 3 diye bir klavye düşün bayağı böyle 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye çok mantıksız geliyor değil mi? O yüzden demişler ki 0'dan 2'ye geçilmesi gibi mantıksız bir hareket yapacağımıza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan sonra 0 gelsin. Çok mantıklı öyle değil mi? O yüzden 9'un sağına 0'ı koymuşlar. Sonra da 1 ekleneceği zaman da nereye eklence çok da bariz belli. Tabii ki de 1'in soluna eklenecek. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olması lazım sayıların. Onun biri de zamanı geldiğinde 2'nin soluna eklemişler. 0'da 9'un sağında kalmış. O dakikadan sonra bilgisayarlar çıktıktan sonra da dememişler ki 0'ı alalım 1'in yanına koyalım. Kimse dememiş. Bu dakikadan sonra da kimse diyemez zaten. Yani 0 orada kaldı. Şimdi size iki tane bonus vereceğim. Bu videoyu hemen böyle şak diye iki dakikada bitirecek değilim. Birincisi Benford's Law diye bir Ben Benford kuralı diye bir şey var. Matematik. İlginizi çekiyorsa açın bakın. Burada baktığımızda dünyada hep küçük sayılar daha fazla kullanılıyormuş. Yani 0, 1, 2, 3, 9, 8, 7'den çok çok daha fazla kullanılıyor. Bu noktada da şimdi daktilodan çıktık bilgisayar zamanına geldik. Numlock diye böyle sıfırı kocaman olan bir şey var değil mi? Onların hem birbirine yakın olması öyle 9'un sağında sonunda olması değil bildiğin 0, 1, 2, 3'ün yan yana olması hem de 0'ın en düşük sayı olarak ve bu Benford's Law'da Benford kuralında o yüzden orada 0 büyük ve 1, 2, 3'ün de yanında ve de 9'lar yukarıda 1'ler aşağıda. Ve de Enter 0123'e yakın diye böyle bir Namlock'un bütün dizaynını anlatmışlar. Ne kadar doğrudur? Yani evet birazcık doğru olabilir ama bence birazcık da fazla denk gelmiş Namlock'un öyle olması. Bu kadar daktiliği baştan savma ayarlayanlar. Hatta QWERTY klavye. Bu araştırın F klavye dünyada hep hızlı yazma ödüllerini alır ve ödül de bir tasarımdır. İki elinizi koyduğunuzda hep kullandığınız harfler ortada. Türkçe dilindeki hep en fazla kullanılan harfler ortada. En az kullanılanlar dışarıda kalmıştır hep. QWERTY ise tamamen rastgele dizilmiş. İngilizceyi bile rahat yazamadığınız iğrenç bir dizilimdir. Yani bunu böyle yapan adamlar şimdi gelip de namlu birazcık düşünerek yapmışlar. Bana çok inandırıcı gelmiyor ama işte ben Forslow'da size açıkladım. Peki diğer bonus ne? Asıl bence sırf bunu ayrı bir video çekmek istiyordum ama baktım 2 dakikadan uzun olmayacak. Asıl bence bu videonun, bu videoda alabileceğiniz şey bence bu. Çünkü ilginç. Bayağı teknolojiyle açıklanabiliyor. Şu anda hep böyle bir aman şöyle mi olmuştur, böyle mi olmuştur diye anlatmıştım. Şu anda bayağı size olayın elektrik fiziğiyle anlatacağım. Çevirmeli telefonlar zamanına denk gelenler veya hala annes, anneannesinin, babaannesinin evinde falan olanlar vardır. Onlar da Türkiye için konuşuyorum ki çünkü şurada hemen parantez gireyim. Şu anlatacağım hikaye her ülke için geçerli değil. Sadece telefon hatları anlattığım şekilde çalışan ülkeler için geçerli. Ki bunlar da dünyanın bayağı bir yüzdesini oluşturuyorlar. İngiltere'de, Türkiye'de de öyle olması lazım. Ve birçok ülkede anlattığım şekilde ki ne anlatıyorum şu anda başlıyorum. Çevirmen telefonda biri çevirip bıraktığınızda bir defa telefon hattını kesiyorsunuz. 2'yi çevirip bıraktığınızda 2 defa 9'u çevirip bıraktığınızda 9 defa böyle Morse alfabesi gibi düşünün. Telefon hattını kesiyorsunuz. En nihayetinde ortaya bir numara çıkıyor. O aranmış oluyor. Şimdi 0'ı 1'in yanına eklerseniz 1 zaten bir defa kesiyordu. Sıfır 0, 0 defa kesemez bazı elektrik hatlarında ikisi de bir defa kesiyormuş da falanmış filanmış da o ayrıntıları istiyorsanız Oturun araştırın Çevirmeli telefonun ingilizcesini de ekrana yazayım size Şu an miyiz aklıma gelmedi Rotaryfon tabii düşündüm 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 aklıma geldi telefon. Rotary motorlardan aklınıza gelsin Ekrana yazmama gerek kalmadı ama yazdım bile bu yüzden Sıfırı 9'dan sonra yazıp 9 9 defa kesiyor 0 10 defa kesiyor telefon hattını Böylelikle de sıfır oldu anlaşılıyor. Bana bu sıfırı neden işte 9'un sonundaymış falan en fazla ilginç gelen noktası bu çevirmeli telefonlardaki bu 10 defa kesme olayı oldu. Size ne kadar etketti bilmiyorum. Böyle bu video işe yaradıysa ilginç bulduysanız veya beğendiyseniz bir beğen butonuna basın ki bana destek olsun kanalı destek olsun. Bu tarz videolardan haberdar olmak için de abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Tam şurada ortada çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.